Günaydın herkese. Gece hostel Hellu'na kaldım. Memnun kaldığım bir deneyim oldu. Booking bana indirim tanımlı 3,5 euroya gelmiş oldu. Dün geceki konaklamam. Dün akşamüstü buldum burada konaklama yerimi. Günlük belirliyorum. Ne zaman nerede kalacağım belli değil. Bakayım çıkışlar da burada. Çok karanlık oldu. Hemen çıkacağız şimdi. Hostel Hello'yu da şöyle sizlere göstereyim. Siz de baktığınız zaman Booking'te pek fiyat farkı olacağını düşünmüyorum. Nasıl çıkacağım ben buradan? Şöyle. Başta düğmeyi görmedim. Şöyle. Dünkü arkadaşım Eli ile buluşacağız. Ben birazcık dağılmışım. Eli ile buluşup Can'la benim dün hostelde tanıştığım Cezayirli arkadaşım var. Onu bulacağız. Buluşacağız. Ondan sonra gidiyoruz. Gobstan bir park ile birlikte. Sonrasında akşam nereye varırım, nereye giderim bilmiyorum. Burada çok güzel bir çiçekçi var bu arada. Onu size göstereyim. Misler gibi çiçek kokusu. Toplu taşıma henüz kullanmadım. Otostopla devam etmeyi planlıyorum. Otostopunu zorlayacağını düşünmüyorum. Çantayı düşürdük. Çok kalın giyindim ama hava o kadar soğuk değilmiş. Dün yağmur yiyip üzerine bir de rüzgar yiyince Bakü rüzgarlar şehri biraz üşüdüm. O yüzden grip olmak istemediğim için de önlerimizi erken aldık. Berber. Eli ben buradayım demiş. Derzi. Hep Türkiye'de gibi hissettim. Buraya geldiğimden beri hiçbir yabancılık çekmedim. Ne insanlarla anlaşırken, ne bir yere giderken, yemek yerken hiçbir şekilde farklı bir, evet değişik bir kültür. Her kültür kendine has ama hiç zorlanmadım. Tek başıma geldiğim için biraz çekiniyordum başlarda ama çekince kalmadı. 28 Mall alışveriş merkezinin önündeyim. Şimdi Eli nerede bilmiyorum, onu telefon edeceğim. Sonra Can'la Ezayir'le arkadaşımızı alacağız. Biraz saçımı başımı toparlayayım, orada şu şapkayı çıkartayım. Soğuk olur derken sıcakladım. Sabah seher soğuğu olmadı buradaki de işte. Saatlerimiz 8, yola başladık bakalım. Tamam. Ömer dedim ya, hiç toplu taşıma kullanmadım diye. Evi dedi ki gideceğimiz yere 2 durağımız var dedi. Günaydın. Günaydın. Burası 28 Mayıs. Azerbaycan özgürlüğü aldıktan sonra Çarşı Üstesi'nden bağımsız bir cumhuriyet ilan etti. O yüzden o gün de 28 Mayıs ve onun adına bu metro var. Oradan sahil metroya evet, geçiyoruz. Sahile doğru. Ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bakalım Can'la ve Cezayirli arkadaşımızla buluşmaya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Gobustan Milli Parkı'na geldik. Burasının geçmişi çok çok öncelere dayanıyor. Azerbaycan'ın kültürel noktalarının başlangıcı sayılan yerlerden.
Şimdi ben yolda hiç video çekemedim çünkü bolca uyumuşum. Kafam hatta bir o tarafa gitmiş, bir bu tarafa gitmiş. Birazcık yorgunluğum vardı. Yolda atıştırmalık bir şeylerimizi yedik. Zibillemek. Ne demek zibillemek? Eli. Zibillemek. Zibillemek yani çöp atmayın. Çöp evet. Tamam. İrsimiz, mirasımız. Evet. O da miras yani. Miras bize... zaten Türkçe'de. Aynen, aha, yok burada irsimiz yazıyor. Bu aldı. Evet, bize. İrsimiz demek nasıl desem mirasla benzer bir şey. Benzer bir söz. Hello, hello. Bakalım. Ne yazıyor burada? Karaldaşım geldim. Boğustan sakinler tarafından müzik öğreti kim istifade edildiği tahmin edilir. Ha, bu kaval taşlarının yerli insanlar tarafından müzik aleti olarak kullanılmış diye yazıyor. Kavaldaş'ın sırrı çok basit. Üzümün alttaki gaye parçasını bir içine kutuya tokunarak bir nefavada kalır. Ha, kendisinden aşağıdaki aynı yani tipli taşlara dokunarak havada kalabiliyormuş. Ve böylece bu mesafe ahenkane bir şekilde farklı bir sesler oluşturuyormuş. Öyle. O yüzden evet. Müzik aleti. Müzik aleti gibi. Oo, Atatürk hemen müziğe başladı. Müziğe başladım. Make music. Make music. Ben eleyim sen oku. Diyarbakır yolun önünde. The only song I know. I will teach you Azerbaijani music. Okay. Yeah. A machine coffee, but it's okay. It wakes me up. Afiyet olsun Can. Sağ ol. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Şimdi kalkacağım. Yeah. Now I'm gonna wake up. Oh, çok güzel kokuyor. Kendin mi yaptın kahveni? Makana, machine. Machine sen mi biraz istiyor musun? Yok, teşekkür ederim. Sen afiyet olsun. Çok iyi yattın. Uyudun mu valla? In Chinese language we say good morning. It's chao chao. Chao chao. Chao san. Chao san. Yeah. Tamam. Chao san. Günaydın. Günaydın. Türkçe'de. Azerbaycan. Sabahel. Arapça ile karıştı. Sabahın her. Arapça, şey, Azerbaycan dilinde karıştı. Hadi yürüyoruz bakalım neler varmış. Çok eski burasının geçmişi. Ne oldu Can? Ha? Biraz şey, eski şeyler yaz. Çizimler. Var yine burada. Okuyalım. İnsanlar resim çizmeye başlamış. Küçük eşofor olsun. Yes. Dokunmak olmaz. Ya kedilere bakın orada. Merve bir şey aktardım. Orada var bir şeyler. Ha? Bir şey, bir şey. Kedi. Ha. Çok tatlı ya. Biraz uzakta ama. Yılanlar diye işaret ediyor. Ya bu renklendirilmişi. Orada da var bir tanesi. Yani dikkatli olmak. Is this song? You like it? Orada da yılan. Geçmek olmaz. Evet.
Ne diyor burada mesela? Bakalım. Büyük taş dağı. Şey, buradaki taşlarda hangi resimlerin olduğunu yazıyor. İnce. Tarihlerinin kaya oymaları veya petroglifleri ünlüdür. 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 Oh God. Bu oymalar avcılık, dans, ritüel ve günlük aktiviteleri betimleyerek tarih öncesi yaşama dair büyüleyici bir bakış açısı sunar. Avcılıkla ilgili de diyor. Evet. Bir sürü tasvir varmış. Burada yaşayan hayvanlar av sahnelerini işlemişler. Burada da bir insan tasvirleri hep yukarıda. Kaya üzerinde 14 insan var. Evet. İki tane burada var. Ah, yes. Quite amazing. Oh. Orada ne var acaba? Why? Niye? Cazı yaptı bana. Haa, cazı. Bir gün daha biraz zor olur. Haa, bu çeşitli. Hiç numaralandırmışlar mesela. 31 diyor, 31 numaralı taşlar diyor. Aa, evet. Numarayı yazmışlar, evet. Anaza diye anlanılan bölüm diyor. Burası. Burada diyor kadın tasvirleri varmış Bulca. Kadın. Nerede? Bereket ve devamlılığı gösteriyormuş. Kadına verilen önem için. Nerede kadın tasviri acaba? Hangisi? Çaylı keşer. Geçelim. 29. Önce de ya da şu içerisi mi acaba direkt o kısım? Yani burası. Burada kadın tasvirleri olması lazım. Mesela çizmiş. Şurada herhalde yine avcılıkla ilgili bir şey. Son tasvirleri güzel çıkmış var. Yok, bu sığınak. Sığınak. Dışarıdaki o kadın tasvirleri de burada da içeride. Aşağıda geçmiş zamanın yaşayış tasvirlerini gördük değil mi? Kayalarda. Kayalarda. Arkeologlar bunları zaman içerisinde böyle kazıyarak ortaya çıkartmışlar. Neyle meşhur oldukları hakkında malumat verdik bu şekilde. Yaşayış biçimleri. Yaşayış biçimleri. Avcılıkla ilgili. Düşünsene mesela burada doğmuşsun, mağaralarda yaşıyorsun. Hiç teknoloji internet, yok. İnternet yok. Instagram yok, YouTube yok, blog yok. Okulda kalkmak zorunda değilsin. Burada manzara var mı? Gerçi manzara da var. Hazar Denizi'ni görüyoruz değil mi? Ya, tamam, Hazar Denizi o taraf. Yaşanırdı ya. Yaşanırdı evet. Mesela burada doğdun. İnternet yok, hiçbir şey yok. Burada doğmak ister miydin? Evet, internetsiz hayat, güzel hayat. Teknoloji yok. Dizi yok, Netflix yok. Yani internet... Zor benim için maalesef. Zor olur ama yani... şehir ses daha huzurlu ve sessiz bir hayat, evet güzel olur. Can, sen? Ben bu sessiz bir hayat seviyorum, köy hayat seviyorum ama benim için internet çok önemli. Yani Netflix. Do you want? No. I can't. YouTube siz nasıl Merve'nin video gitmiyor. Evet. I can't live there. Ney? YouTube siz nasıl senin video Merve'nin videolar YouTube'da izliyorum.
İzliyor musun? Nasıl izlerim? Evet, nasıl ya Can. Zaten bu evde burada olacaktı. Ben buradayım ama. Burada olacaktı. Can ya. Sen ister miydin Atatürk? Yok. İstemez miydin? Hayır istemem. Şehir hayatı benim için ve sosyalleşmeyi çok seviyorum. Sen... Burada yaşadığımız zaman belirli bir insanlar arasında olacaktık. O yüzden daha az bir insan topluluğu olacaktı. O yüzden istemem ya. Evet, doğru. Öküzler sığınacağı. İnsanların çoğu burada mı? Öyle yazıyor galiba. İnsanların burada meskunlaşmak. Meskunlaşmak yani yaşamak. Ha, çoğu şey burada yaşamış insanların. Evet. Çok sayıda öküz takviyeleri kayda alınmış. O yüzden adı öyle verilmiş. Hayır, bu hisseye öküzler adı veripler. Öküzler. Öküz resmi daha çok olduğu için. İnsanlar burada öküz resimlerini daha çok resmettiği için. Tamam, manzarası güzeldi. Evet, Hazar Denizi'ne karşı. Bir de böyle bir şey var. Su çekilmesi diye bir şey var. Belki o zamanlar Hazar Denizi daha yakın olabilirdi. Evet. Kalabalık olun. Benim hikayemi mi izliyorsun? Evet, senin paylaşımlarını izliyorum. Sabahın binerken başladık. Orada sabahın hey diyebilirdin. Onun H'sini çıkartamıyorum ya çok. Sabahın hayır. 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 Biraz çalışayım söyleyeceğim. Biraz çalış söyleyeceğim. Gidene kadar. Hurul. Cem'de yani bir topluma seslenmek istiyorsan sabahınız hayır. Sabahınız hayır. Bir kayaya çıktım da şu an kayada konuşuyorum. Sabahınız hayır. after before yaptım. Ne before after yaptın? Uyuyorken mi evet. Çektiniz? Allah. Güne başlarken ve gün biterken. İnelim bakalım. Böyle gezeceğiz, böyle gezeceğiz diyen Merve. Uyudu. Geziyoruz işte. Yolda uyuduk. Zaten akşam nerede kalacağım belli değil. İsmailiye gitmeyi planlamıştım. Akşam orada bir guest house vardı, konuk eve. Nasıl? Kimi arayalım ya? Couchsurfing'den, Booking'den bir şey buldun mu? Couchsurfing'e giremedim, hata verdi. Şifremi hatırlayamadım. Şifremi unuttum, bastım. Guest House'ta kalacaktım, konuk evinde. Oradaki kadını aradım, telefon ettim. Dedi ki ben evde değilim. Orası şu an kapalı. Orada gönüllü çalışmayı düşünüyordum ama şimdi bütün planlarım karıştı. Bakalım ne yapacağım, hiç belli değil. Şu an böyle Arok filmine gelmiş gibiyim. Bizim Uşak'ta bir yer vardı, arkadaşım Ulvi gitmişti oraya. Eşi Seda ile birlikte. Hatırlayamadım ismini, orayı da hatırladığımda yazacağım. Mesela maraklı yeri okuyorum ben. Is this your first time here? Yeah. All right. I always wanted to come and then... We sing? Burası son nokta mı yani? YouTube'da Dünyanın Etrafında kanalında ben daha önce Gobustan Parkı'nın videosuna bakmıştım. Hatta rotama onların sayesinde ekledim. Sedef ve Tuğba'nın. Orada bir rehber var. Bir saniye, şöyle ışık açık mı? Yine ben şöyle gösterebilirim sanırım. Şöyle bir abimiz var. Bir şeyler anlatan. Onu bulduk. Burada ileride yürüyor. Az önce sohbet ettik ama hızlı hızlı anlatmaya devam ediyor diye devamını çekemedik. Böyle tatlı bir tesadüf oldu. Kendisini şu kanalda gördüğümüzü söylediğimiz zaman da ben artık ünlü birisiyim dedi. Anlatmaya devam ediyordu. Biz de böyle keşfediyoruz güzel yerleri. Burada keçi tasvirleri de bolca varmış. Ben denk gelemedim. Ya da muhtemelen keçinin hangisi olduğunu anlayamadım ama keçi Azerbaycan kültüründe önemli bir yere sahipmiş. Bolluğu, bereketi, baharı temsil ediyormuş duyduğum kadarıyla. Şimdi burası Hazar Denizi'ne uzak bir yer. Zamanında deniz tabanında yer alıyormuş ki mesela balık yuvaları, sanırım şunlar mı balık yuvaları, ileride vardı asıl giriş noktasında.
Orada da anlıyoruz ki balıklar burada yuvalanmışlar. Hazar Denizi'ne yakınmış. Tam uykumu açamadım hala. Dün 23 bin adım atmışım. Bakıyı keşfedeyim derken biraz yorulmuşum. Böyle taş kaplar diye bir kısım var. Burada da zamanında yağmur suyu toplanıyormuş. Hayvanları burada kurban edip kanlarını akıtıyorlarmış. Bir de yemek yapıyorlarmış burada ayrıca. Bir sürü var burada. Kıymet ne kadardı? Bilin. Bu bir heç, o heç. Biz de diyeceğiz. Narahat olmuyor. Bibi orada durup böyle bak, çocuğun ne geç hemşirir. He, içtemezsiniz. Ben de bir tane ya. Birden ne kadar? Biri ne içerdi ki? Alta. İki mana. İki tane. İki tane. Neliydi? Peynirli ve yeşillikler var içinde. Her şeyden biraz biraz. Acılı mı gibi? O, yok acılı mi? Değil. Sumak. Şimdi, gözleme sumak gibi. Gözleme gibi evet. Evet gözleme gibi. Gözleme ne? En çok iyi. Evet. Gözleme. Gözleme yedin mi? Aa. Denememiş mi? Have you tried? Yeah, yeah. Do you like? No more. Sen kancarı yemedin. Kancarı yemedin hala. Ne o? Ha burada gözleme gibi olan. Yok şey. İlk gelende restoranda soruştu ne bunu yiyelim mi akşam diye. Ben de söyledim sabah erkenden yeriz diye. Yemedim. 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 Bakalım. Acıktım. Ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Yorulmayasınız. Siz de şey kolay gelsin, yorulmayasınız değil mi? Bayağı bir iş yörende işin irale. Neyim? İşin irale. İşin avan da olsun. İşin avan da olsun. Ha, işin gücün rast gitsin. Evet, işin gücün rast gitsin. Dolgustan'ı bitirdik. Çan nereye gitti? Restorandan bir şey olacak. Ya büyük arabayla gitseniz altı yükseklerle daha iyi olur dediler. Ayakkabılarımız uygun değilmiş ama orada sanırım ücret satılıyormuş. Şöyle bunu atlıyoruz gidiyoruz. Nasıl sığalım? Bir kişi arkaya otursa? Birimiz. Masada Mustafa var aslında. Rahat değil mi? Nasıl yapacağız? Sığarız ya. Hazır mıyız sığmaya? Lara. Okay, ben ona oturayım. Okay. Şöyle yer açayım. Okay. Gel bakalım. Ya Allah, ciddi göbe. Sığdık. Ciddi bağım. Okay. Hüseyin de işlenmemiş ha. Çan rahat mısın? Rahat. Sen de rahat mısın? Rahatım. Okay. Amız rahat. Öyle doğru oturdum. Amız rahatsız. Ciddi. Ha. Çabuk çıktı. Söyleyelim bir de tekrar şey girsin. Aftoşluk yapıyor. Aftoşluk yapıyor. Sağ salim geldik. Hala gelmemişiz. Gelmemişiz. Hala bazen zamanımız var. Tam o da kaldı burada. Otur.
Araplardı. Aa. Ne? Drift'leri seven daha çok Araplar diyor. Bizim buraya çok geliyorlar. Aftoşlar. Aa, evet. Zorlu bir yolculuğun arkasından geldik arabayla. Çamur volkanına doğru geliyor. Ay, çok değişik değil mi? Be careful. So we take some kil maskesi yapılıyor değil mi? Evet. Ah. Oh. how are you gonna do that? Orhan, ben Stadsum'da görsen ne var zaman? Ha? Bring something to collect. Collect. Yeah. And bring to Baku. Çok değişik ya. Ne oldu? Dikkat et. Tamam. Çok garip. İslam. Arabada var. Islak mendil. Aha. Arabada var. Dün aldığımız. Nasıl kokusu? Yerim ben sana. Yeah, please take a photo. Yeah. And with a bloop. 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 Okay. Okay. Durmalayan var. Ellerimizi temizleyeceğiz. Ah. Aa, soğuk ha. Bayağı soğuk. Bayağı bir soğuk. Tuzlu bir de. Hmm. Ay nasıl? Tuzlu. Bu da şeyden volkanik bir şey bence. Salty. Oradan bir şey. Bakmak var. İstemedim ama ağzıma gitti. Ağzına bir şeyler çıkıyor. Ha yani, neyse. Bu da volkanik. Vulkan bir şey. Vulkan gibi bir şey. Volkanik göl mü? Volkanik göl. Böyle çamur çamur. Yolda böyle normal az çamurda yürürken bile garip hissederiz ya. Buranın her yanı çamur. Ben bundan atsam ha. Hop. Aman aman. Evet abur. Silelim buraya. Abi. Ay aman. Ben çok böyle içine salmadım. Ya tamam. Ben de onu yanıtım yok. Tamam, bıraktan bir tane şey. Şahil şahil. Siyi hacı ona şahil. Onda terkinden mum gaz da var. Gaz da var. Videoları kaydı ama. Ya. Ups. Reh. Yanmır, yanmır. Ops. Şey geldi. Yandıran da geldi. Yandıranımız da geldi. Çok güzel. Ben fokusum kesildi. Ha, gözü geri sendire. Ha. Ben de bir daha. Ha, bu broşağıymış.
Belki de ben yanmayanım verim seni. Yok yok. Aaa! O da gitti. Ahirin şansımızı getti. Atlandım. Aa, ben çamura battım. Ayakkabılarım çok ağırlaştı. Çok çamur aldım. Baksanıza benim ayakkabım. Bak. Çan. Ben şöyle geçeyim. Ayaklarımı buraya nereye sürtebilirim? Yürüyemiyorum, ağırlık yaptı ayakkabım. O tarafta temizleyiz. Şuradan. Yürüyemiyorum. Ay, oraya gittiğinde yeniden batacak zaten. Olsun, en azından biraz hafiflesin. Ha, tamam, hafifle. Yürüdükçe böyle ağır geliyor ayağıma. Hop. Ay. Miau. Şimdi ateşgah, yanardağ kısmına geldik. Anlatacağım buranın özelliğini. Çok enteresan bir yerdeyiz şu anda. Oh, Hollywood'daki gibi güzel bir dağ kısmı yapmışlar. Like Hollywood. Bu demek gaz da yerin altından çıkıyor. 3 esirde yanır oldu. 300 ilgiti yanır. Burada istedik bir evde şey petrol. Isındım. Aslında o taraftan... O taraftan yakışı yedir. Şeyden sen oralar yazar diye. Gelirse bak var ya. Kimse yıllardır şey kayalar böyle yanıyor. Bizim hiç sönmedi. Antalya'da var böyle bir yer. Neçe mi oldu? 300 yıldır. Yok, 300 yıldır yanır diyorsun. Gerçekten ısındım. Soğuktan kırmızan zaman ateş etti daha orada. Az sürme işçiler. Neçe daha? Ya biraz baha değil seni. Çok baha değil. İncili sattı. Biraz zamanımız da az kalır ya. Az kalır. Bilmiyorum. Şimdi ben buradan İsmailiye gideceğim 10 manat. At binmek de 10 manat. Al 10 manat dediler at binmeye. Şimdi 5 manata indirdim. 5. Duydum ama zamanımız az ya. Bir tane at var. Kaç dedi en son? 5 dedi. Normally he said first time 10 manat, but we said for high prices and he said again 5 manat. Rüzgar var, ben şapkayı taktım. 300 yıldır sönmeyen ateşi gördük. Doğal gazla yanan bir ateşmiş bu. Durmaksızın yeniliyor kendini buraya giriş için. Eğer buralıysanız, Azerbaycan vatandaşıysanız 2 manat. Yabancıysanız 9 manat ödüyorsunuz. 9 manat verdik. Atatürk'ün arkadaşı bize eşlik etti bu arada. Hengame'de az önce anlatamadım. İsim alalım. Vahit burada bizimle gezimize eşlik ediyor. Bizi kendi evine davet etti. Teşekkür ama ederiz zaman, ama zamanımız az. Çok sağ ol Vahit. Hadi bay bay. Sağ ol. Vahit görüşürüz. Thank you.
If you want to buy magnets, you can buy. Dünyada 3 mecusi tapınağı var. Zerdüştlerin tapınağı, ateşe tapanları. Onlardan bir tanesi burada Ateşgah adı altında. Her sene Zerdüştlerin gelip burada ayinlerini yaptıkları bir yer. Azerbaycan. Land of fire. Land of fire. Atatürk'ün dediği gibi burası alev yurdu olarak geçiyor. Soğuk biraz. Aa, mont vereyim mi? Ya, sıkıntı yok. Nivelli. Kapalı mı? No, kapalı. Bilet almalı. Azerbaycan İslamiyet'i kabul ettikten sonra buradaki Zerdüştler Hindistan'a göçüyorlar ve diğer ülkelere gidiyorlar. Ama hala buraya gelmeye devam edenler de var. Can? Oy. Can bugün çocuklar gibi şen. Eğri de öyle. Nasıl? Şöyle. Yeah, it's the best, it's TikTok. Yeah. Şimdi bilet almaya gidiyoruz. Bakalım ne kadarmış bilet ücreti. Şuraya gözüm takıldı, bakacağım. Kurban kasa yazıyor. Sen ne kadarmış fiyatlar? Ne kadar? Oh. I forgot my bag. Nine. 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 Bir yabancı bey. 9 Mart. Bir yerli ekonomi. Sen mi? Yabancı 9 Mart. Masallar mı burada? Kart olacak ödenmiş. Ayağımdan şöyle bir geçeyim mi? Ah, takılıyormuş. Çarptı sandım bir yere. Güzel tatlı seramikler. Tam kokusal anlatıyor. Onu çizmişler. Lev kuleleri var şurada. Gölü yapıldığı merkezler. Çok güzel. Ay, o kadar güzeller ki. Çok güzeller. Hepsi. Biletimizi aldık, şimdi tekrar gidiyoruz. Zerdüşt Tapınağı'na doğru. How's it dancing? Dance. Yeah. China's a big country, so they're merkezi ibadetgah. Şu ortada gördüğümüz asıl ibadetin yapıldığı yer. Kurbangah. Merasim yeri diyor. Şimdi bu yanan ateşin etrafında küçük küçük bazı odalar var şuralarda. Şurada falan pencerelerini gördüğümüz küçük odalar. İçeriye de girip bakacağız şimdi. Zamanında Zerdüştler buraya hac için geldikleri zaman bu odalarda kalıyorlarmış. Pencereden de ateşi izleyip kendilerine çeşitli işkenceler yaparak ibadetlerini gerçekleştiriyorlarmış. Ateşi izliyorlarmış. Azerbaycan'da dikkat ettiğim bir şey var. Müzelerde birçok şey interaktif. İnteraktif, evet. Hiç böyle küçük yapılar, fotoğraflar kullanmamışlar. Direkt böyle üç boyutlu, evet, görselleri koyuyorlar. Kız Galası'nda da öyleydi. O güzel olmuş. Bayağı öğretici bir şey. Değil mi? Evet. İnanışları gereği. Çilehaneymiş bu odalar. Burada Sanskritçe yazılar varmış. Tekrar böyle
ne karanlık odalar. Zerdüştlük'te ateşi kıble olarak alıp güneşe tapıyorlar ve karanlık onlar için kötülüğü temsil ediyor. Ve ateşi kutsal kabul ettikleri için ateşi üfleyeni öldürecek kadar cezalandırıyorlar. Gerçekleşmemiştir. Şimdi bir müze ve tarihi bir yer olarak işlev görmektedir. Hmm. Okay, I hope I didn't butcher your language. Umarım ben Türkçe sıkılmış değil. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkürler. Gerçekleşmemiştir. Yani gerçek bir kurban değil diyor. Sadece manevi. Kurban, evet. Hmm. Kendilerinde mesela atıyorum diyor ki ben bir ay yok mesela atıyorum 10 gün galiba 10 gün hiç kimseyle konuşmayacağım sadece sessiz kalacağım. Hmm. Onu kurban ediyor. Sonra, en önemli şey ateş yani evet. Onu kurban yapacak ateş için. Her yıl Nevruz'da buraya İbadet için zerdüştler geliyorlar. Şöyle bir yerdeyiz. Küçük küçük odalar var. Böyle bir genelden bir fotoğraf almaya gidelim. Burada yine çilehane olarak adlandırılan odalar var. Çok enteresan bir havası var buranın. Bir nar simgesi var. Bakalım çıkalım buradan da. Kendini zincirlemiş bir kişi.
birin sarımsaklı getirir, birin sarımsaksız getirsin de onda. Ha. Ha, birin iki tane yarpak, biri sarımsaklı, biri sarımsaksız. Duşes, iki tane duşes getir. Sonra şey getir. Acı katık turşu. Turşu ne kadar o boylardır? Ha, bir tanesini getir hələ. Qatıq acıqa bir. Yox, 2-2. Qatıq acıqa. Qatıqlar sadə verin. Birin sarımsaqlı ver, birin sadə ver zəhmət olmasa. 2 dənə olmaz. 2 dənə düşəsiz. Aha. Bu armutlu mu içiyorsunuz? Giros. Ha, giros. Giros olmalıydı. Ha, giros. The name comes from the Greek giros. Yoğurt, yoğurt, turşu. Bu da salçalı bir şey, sos. Sos. Salçalı. İçinde domates falan varsa ama tadı çok güzel. Ha. Local. Salyanka. 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 It contains meat. Lahm şöyle etli bir buraya özgü yemek. Some sauces. Sauce. Sauce, yeah. Yeah. Some greens. Okay. Sauce yeşil. Hadi. Şöyle de dokun şoku. Yeah. Just try it and you will love. Okay. I will teach you how to eat. Okay? Okay. Evet öyle yiyin. Bak. Dur. Borçensin. Başka bir ne diye Azerbaycan şey için. Dolma zaten var. Have you tried dolma? Fengel. Fengel. This is... Ada hencer. Hencer, yarpak hencer. Hem adı da bu Azerbaycan usulü. Azerbaycan usulü olan. Bu Gürcistan'ın. Ya. Hinkalisi. Adet bildiğin hemen bir şey yok. Hadi. It's also hencer, but Georgian version. Georgian version. Yeah, Georgian version. It's with garlic, but it's not garlic. Dana etinin ayağı geldi şurada. Okay. Adı neydi dana etinin ayağı? Şey, buğlama. 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 Greek yoğurt. Greek yoğurt. Halinci, Georges. Okay. Okay. Evet. You're doing like this. Like this. Taking sauce. And adding two in it. After that, Greek yoğurt with garlic. Sarımsaklı yoğurtla normal bir sosla two. Nasıl yendiğini gösteriyor bakalım. And mixing. After that, with hands eating. Nuş olsun. Ye bakalım. İçinden böyle emiyorsun. Evet. Önce suyunu içiyorsun. Tabum şey dananın bacağı biraz isterim. Tamam. Bak, önce orasını ye, sonra ekmeği buraya bandır. Tamam. Öyle ye. Just try the meat. After that, do like that. Lezzetli. Bir de şey var burada, maça.
O da ayaktandı. O bundan daha lezzetli. Verin mi? This is the best. Bananın bacağı normal böyle yiyorsun. Bundan sonra üzerine ekmek bandırıyorsunuz, ekmekle yiyorsunuz. Ben çok sevdim. Afiyet olsun. Nuş olsun. Nuş olsun. Hamza nuş olsun. Add too much, the meat's not good quality. Sound. It's different, like, Bugün Atatürk bizden kurtulamadı. Geldik çayını içmeye. Şimdi yardımcı olacağız ona. Efendim? Gel şuraya. Bakayım ne var. İnce reçeli, evet. Şu heyva. Heyva mı? Heyva. Ayva yani. Ayva. Ayva. Tamam. Bu da ayva. Şu karpuz. Aha. Şu karpuz. Karpuz çok güzeldi. Dün akşam evet, yedik. Evet. Şimdi de yeriz. Tamam. Bakayım başka bir şey var mı? Şunlar bir şeyler. Bir de bu var. Bu zoğal soğuk algınlığı için iyi gelecek sana. Tamam. Limon unuttuk. Olsun. Bunu da alalım. Şimdi ne reçeli? Bu? Heyva. Heyva. Bizdeki ayva. Zoğal. Zoğal. Bu da şey, incir. Tamam. We have gems like that. Teze götürmüş ha. Kalın mı? İnce bıçak var mı? İnce bıçak? Yok. Yok. Bunlar da aldılar galiba. Bu kaşıklardan al. Bunları az maz yıkayalım. Tamam mı? Tamam. Şey eli, bunları ele bile suya tutar. Suya kalacağım. Ha, ki şeyli. Daha devam tarbeyeyim. Bak bunda ses gelmedi. Sen kameraya iyice alıştırdın. Evet. Bunları yıkayacağım. Hı? Bunları yiyorum. Ha. Bunları da yiyor, saçanları da yiyor ki. Teze çıkarttık ya. Toz var. Yok mu bile. Siz de hep böyle değil mi demdikler? Büyük. Evet büyük. Büyük su koyuyorsunuz. Yok. Genelde küçük. Diğeri bak. Sadece o diğerini değil. Yandırdım ben. Yapmış. Şey yaptım. Unuttum. Bu niye pembe? Bilirsin. Tamam. Bunlardan biraz koyalım. Koyalım. Al, sen oradan bir kaşık al. Bu kadar şey, yok önemli değil. Ayva. Sizdeki heyva. Heyva. Bu kadar yeter mi öyle? Yeter. Bu da yeter herhalde. İstersek ilave ederiz. Tamam. Bir tane daha koyayım. Şunu bu muydu? Sen de seyahati başlayacak. Hadi bize bunu verirsen. Haa. Valla. Bundan aldın mı? Yok. Zor. Şey poşet olarak kullanacağım. Hmm.
Yani tabi olmadı değil mi? Bu kurumuş. Tamam. Şunlar bitti.